bunlardan bir tanesi yüzleşmek. Yani her türlü duygu insan için. Pişmanlık da bunlardan bir tanesi. Bu duyguyu kabul edip biz hangi olaylardan pişman olduk, bunlarla bir yüzleşmek gerekiyor. İkincisi, onlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yani ben bu pişmanlığın için yaşadım. Orada aldığım karar veya işte aksiyon neden beni pişman etti? Böyle bir şey, keşke ile baş başa kaldım. Bunun adını koymak ve ondan öğrenmek gerekiyor. Ve onun üzerine gitmek gerekiyor. Bu da ikincisi. Bir üçüncüsü, yine senin dediğin çok kritik bir şey, eylem. Eylemin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eyleme geçmek önemli. Burada dün bir film izledim Netflix'te. Savaşın Eşiğinde Münih isminde. Bir casus filmi. Bir tane arkadaş, Oxford Üniversitesi arkadaş olduktan sonra birisi İngiliz, birisi Alman. İkinci Dünya Savaşı başlamadan bir sene önce bir araya giriyorlar. Ve bir casusluk hikayesi. Orada bir söz var. Bir arkadaş yine diyor ki böyle şiddetle karşı çıkıyor görüşüne. Umut var diyor biri ve o karşı çıkan kişi diyor ki ummak diyor başkasından beklemektir diyor. Yani böyle bir düşündüm, evet, yani beklememek gerekiyor başkasından. Eyleme geçmek gerekiyorsun. Burada kişinin eyleme geçip açtığı her bir pencerenin farklı pencereler açtığına inanırım. Ve bunu deneyimledim hayatımda. Eyleme geçip o pişmanlıkla baş başa kalıp sürekli onunla dertleşmekten ziyade ondan öğrenip yolumuza devam etmek, yeni pencereler açmak gerektiğini düşünüyorum. Ve sonuncusu ise, bu da dördüncü yaklaşımım, hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. Yani geç kaldık artık, yaşın geçti diyerek o keşkelerle baş başa kalmaktan ziyade hayat sonsuz seçenekler sunuyor. Yani yola çıktığınız zaman yaşının ne olursa olsun gerçekten çok fazla seçenekler olduğunu görüyorsunuz.